ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasaya ilişkin ayrıntılar neler, onları konuşacağız. Sonra o ayrıntılar, o rakamlar ne anlama geliyor? Onun ayrıntısı üzerinde de elbette duracağız. Şöyle herkesin merak ettiği ilk soruyla başlayalım. Dolar tarafıyla başlayalım. Dolar TL'de geldiğimiz noktanın bizi nerelere doğru taşıyacağı ayrıntısı üstüne duralım. 4.75.52'deyiz an itibariyle. Merkezden dün bir hamle daha gelmişti. Döviz satımına ilişkin bir hamle geldi. Merkez uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesini güncelleme kararı aldığını belirtti. 6.15 milyar dolarlık bir büyüklükten söz ediyoruz orada. O büyüklük 8 milyar dolara çıktı. Ancak bunun üst limiti olarak da 10 milyar doların belirlendiğini hatırlatmakta elbette fayda var. Bu arada yabancı para cinsinden mevduatlar açıklandı. Orada gelen rakamlar 165.07 milyar dolardan 163.23 milyar dolara doğru olan bir gerilemeye işaret ediyor. Tarihi rekor 16 Şubat'ta biten haftadaydı. 170.4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştık. Bireysel satışlar var. 4.50'nin üstünde yapılan bireysel satışlar 18 Mayıs'la biten haftaya ilişkin rakamlar dün açıklandı Merkez Bankası tarafından. Orada 1.84 milyar dolarlık bir satış olduğunu görüyoruz. Bir önceki haftaya baktığımızda ise alış var. Oradaki net alışta 1.32 milyar dolar civarında. Ancak bu net alışın ağırlıklı olarak şirketlerin alışı olduğunun altını çizeyim hemen. Bir yanlış anlaşmaya mal bırakmayalım. 4.34-4.40 aralığının önemli olduğu söyleniyor. Dolar tarafında aşağı yönlü herhangi bir gidiş olursa buraların aşağı kırılıp kırılmayacağını gözleyeceğiz. Piyasanın ağırlıklı olarak Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımları yerinde ancak yeterli değil. Zamanından çok daha sonra yapılmış, dolayısıyla geç kalınmış kararlar olarak değerlendiriyor piyasa uzmanları. Yabancı kurumların raporları da benzer şekilde geliyor. Onu da söylemekte elbette fayda var. Kalıcı çözümün şart olduğu vurgusu pek çok yorumun içerisinde yapılmış. O yorumlar elbette yapısal reformlardan bahsediyor. Birazdan seçim beyannameleri konusundaki yorumları Ankara'dan aldığımızda bunu da elbette Ankara'ya soracağız. Bunun dışında Euro tarafına baktığımızda 5.57 seviyesini görüyorduk dün gün içerisinde. 5.56.32'den geçiyor şu anda da işlemler o tarafta. Euro-Dolar paritesinden epeydir bahsediyoruz. Euro-Dolar paritesi hem doların hem euronun şekillenmesiyle malum oluşuyor. Amerika tarafında FED tutanakları açıklanmıştı. FED tutanakları ile birlikte orada şahince olan tavrın birazcık güvercine doğru kaydığını görüyoruz. Güvercin tavıra kayan bir FED varken karşısında ECB tarafında tutanakların açıklanmasıyla birlikte o tutanakların içerisinde gördük ki görünüm etrafındaki belirsizliğin arttığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu da önemli. Burada Euro-Dolar paritesi üzerindeki hareketi yeniden 1.17 seviyelerine doğru taşıdı. 1.17-1.18 bandının ağırlıklı olarak çalıştığını söylemek mümkün Euro-Dolar tarafı açısından. Venezuela'yı konuşarak başlamıştık haftaya. Çin-Amerika tartışmalarını konuşarak başlamıştık. Sonra hafta ortasında bu tartışmaların içerisine Kuzey Kore ile olan görüşmelerin iptal edildiğine ilişkin bilgiler eklendi. Orta Doğu coğrafyası zaten malum. Bütün bunları niye anlatıyorum? Çünkü bütün bu veriler petrol üzerinde önemli etki yaratıyor. Hem WTI tarafında hem Brent petrol tarafında önemli değişikliklere gebe önümüzdeki günler. Bunun dışında OPEC tarafından yapılan açıklamalar vardı. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamalar vardı. İşte o açıklamalarla birlikte petrole gelinen nokta bize Brent tarafında 78 dolar 63 centlik bir fiyatlamayı gösteriyor. Bu kadar risk iştahından eğer bahsediyorsak elbette altını söylemeden geçmek olmaz. Altında gelinen nokta 1301 dolar seviyesi. 1289'larda seyrediyorduk, hatırlayacaksınız hafta başından dünki fiyatlamalara kadar. Altında şimdi hem yukarı yönlü bir hareket var, hem dolar tarafında yukarı yönlü bir hareket var. Bu yurt içerisinde bizim için ne ifade ediyor diye baktığımızda alacağımız o çeyrekler, alacağımız o gramların fiyatı çok daha fazla artmış demek oluyor. Çünkü malum yurt içerisinde altın fiyatları hem doların yükselişine hem ons fiyatının yükselişine bağlı olarak hesaplanıyor ve bu şekilde
bir fiyatlamaya sahne oluyor. Borsa İstanbul tarafını da hatırlayalım. Borsa İstanbul'da geldiğimiz nokta 101.138 endeks seviyesi. Bugün burada açılacağız. Neler olacak, neler bitecek? İlerleyen dakikalarda onları da konuşacağız. Güne ilişkin başlangıç aşamasında rakamlar böyle bir tabloyu ortaya koyuyor bize. Bakalım gazetelerde, bakalım manşetlerde, bakalım gündemimizde ne var? Evet, bakalım gündemimizde neler var dedik. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dün açıklamış olduğu seçim beyannamesi. O seçim beyannamesinin içerisinde de elbette birçok konu var. Bizi ilgilendiren kısmı, günün ekonomisini ilgilendiren, parametre tarafını ilgilendiren nokta elbette ekonomi tarafı. Ekonomide de zira geniş yer ayrıldığını gördük. Cari açığın kalıcı olarak düşürmeyi hedeflediklerini bir kere belirtti. Parti manifestosunun içerisindeki bilgiler. Temel prensibin enflasyonun tek hanede tutulması olarak açıklandı ki merkez zaten buna uyumlu bir şekilde aslında davranacağını belirtti. Merkezin elinin ne kadar rahat bırakılacağı burada önemli bir soru işareti piyasa tarafıyla konuştuğumuzda. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelirini daha adil paylaşan bir ülke olacağız mesajı verdi. 2023'te kadınların iş gücüne katılım oranı %40'ların üzerine çıkartmayı vaat ediyor bu seçim beyannamesi. Son dönemde rekorlarla anılan dövize de elbette değindi. Yeni tedbirlerin gündemde olduğunu söyledi. Dalgalı kur rejiminin de devam edeceğini ifade etti. Çok az da olsa acaba sabit kur mu gibi tartışmalar yapılıyordu. Ama dediğim gibi bu sesler oldukça zaten cılızdı. Adalet ve Kalkınma Partisi firmaların döviz kurunu yönetebilmeleri için mekanizma oluşturmalarını planlıyormuş. Gerektiğinde döviz likiditesi araçlarının kullanılmaya devam edileceğini söylüyor. Bu mesajda yine beyannamenin içerisinde dikkat çekici notların arasında yerini buldu. AK Parti'nin seçim beyannamesine göre Ar-Ge ve yenilik alanlarındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek milli teknoloji hamlesinin başlatılacağı söylendi. Patent borsası kurulacak dendi. Sanayi mülkiyet haklarının değerlendirilmesinin yapılacağının üzerinde duruldu ve ticarileşmesine katkı sağlayacak bazı mekanizmalardan bahsedildi. KOBİ'ler tarafı önemliydi. KOBİ tarafında dijital dönüşümü hızlandırmak için dijital dönüşüm merkezlerinin ilki Bilişim Vadisi'nde kurulacak dendi. Yerli otomobile çok uzun zamandır tartışıyoruz bildiğiniz üzere. 2021 yılında ticari üretime geçilmesinin hedeflendiği, hedef olarak 2021 yılının konduğunu öğrendik dün. İstanbul'un 3. havalimanına ilişkin açıldıktan sonra 1. havalimanı olacak. Bir kez daha belki altını çizmek lazım. Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılacağını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla İstanbul'un en büyük havaalanı olması sebebiyle de 1. havalimanı olma özelliğini taşıyacak. İkincisi Sabiha Gökçen halinde kalacak. 3. havalimanı diye anlatıyoruz şu sıralarda. Ulaşıma katkı sağlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun da önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti. Buradaki tarihi 2019'a işaret etti. Yurt dışındaki Türk araştırmacıların Türkiye'deki araştırma altyapılarına, çalışmalarına teşvikler verileceğini, bu teşviklere ilişkin özel düzenlemelerde bulunacağını söyledi. Antarktika'ya 2019'da Türk Bilim Üssü Kurulumu'nun gerçekleştirileceğini, dolayısıyla Antarktika üzerinde söz sahibi olacak 30 ülkeden birinin Türkiye olacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uzay Ajansı'nın bu yıl içerisinde kurulacağını söyledi. Tarımsal desteklerden bahsetti. Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak dedi. Tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara %50 hibe desteği verilmeye devam edeceğinden de yine bahsetti. Turizm önemli bir yer tutuyordu beyannamenin içerisinde. Mevcut pazarların güçlendirileceğini, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Türkiye Cumhuriyetler gibi gelişen pazarlara odaklanılacağından bahsetti. Çeşitli koridorlardan da bahsetti. Sağlık turizmine, kış turizmine, İpek Yolu turizmine referans göstererek diyelim. Gün içerisinde zaten bunlar çok fazla konuşulacak. Şimdilik bu kadar galiba. Yeter. Dönelim diğer haberlerimizin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Ekonomide mucizelere gerek yok, gerçekler var çünkü
başlığıyla bir haber aktaracağız. Erol Bilecik'ten geliyor bu açıklama. Dün TÜSİAD'ın toplantısı vardı. Burada ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır diyor Erol Bilecik. Bu oldukça önemli bir not. Bunun ayrıntısını paylaşmakta da elbette fayda var. Bunun dışında Erol Bilecik'in yapmış olduğu açıklamaların içerisinde yine Dünya Gazetesi'nde yerini bulmuş, o da patinajın nedeni sürekli ertelenen reformlar diyor Erol Bilecik. Dolayısıyla bu yapısal reform tarafının oldukça zaten üzerinde biz de duruyoruz, her çevrede duruyor. Bir kez daha altını çizmekte şu durumda fayda var. TÜSİAD Başkanı Bilecik ilk toplantısında, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında ekonomiye güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulamış. O vurgunun içerisinde iş dünyasından bir yandan 300 bas puanlık faiz artışının tartışıldığını da söylemek mümkün elbette dün TÜSİAD toplantısında. Ardından iş adamlarının gündeminin dolar olduğunu söylemek mümkün. Zira son yılların en yoğun katılımlı ilki yapıldı. Yüksek İstişare Kurulu toplantısında iş insanları Sabancı Center'da fuaye alanında toplantı öncesinde ağırlıklı olarak bunları konuştu. Merkezden bir hamle daha geldi. Ne geldi? Dün az önce size aktardım. Döviz satış meselesi, vadeli döviz satış meselesinde 10 milyar sınır 8 milyara kadar çıkartıldı. 6.15 milyar dolar seviyesindeydi. Buraya bir not eklemekte fayda var. Yurt dışından yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesinin önemine her zaman vurgu yapıyoruz. O vurgu kapsamında ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra seyahatine gideceğini söyleyelim. 29 Mayıs'ta yabancı fon yöneticileriyle buluşacaklar ve Türkiye'nin yatırım yapılabilir bir ülke olduğunu anlatacaklar diyelim. Diğer taraftan Tuz Gölü'nü konuşuyoruz. Geçenlerde Dünya Bankası'nın vermiş olduğu krediyle bir kez daha gündemimize gelmişti. Yatırımların katlanacağını belirtiyor Berat Albayrak yapmış olduğu açıklamanın içerisinde. Tuz Gölü'ne 1.2 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor diyelim. Bir taraftan bu az önce 3. Havalimanı'ndan bahsettik. 3. Havalimanı'nda kurdaki artışların biletlere yansımayacağına ilişkin bir yine haber vardı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi buradaki açıklama. Dövizdeki artışın uçak ve demiryolu biletlerine yansımayacağını söyledi. Bu açıklamayla birlikte kimse beklenti içerisine girmesin açıklamasını da yapıyor. Bu arada Türk Hava Yolları kadrosuna 24 pilotun daha katıldığını söyleyelim. Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nin 3'ü kadın, 24 pilotu mezun oldu. Aydın Çıldır'daki törende brovelerini taktılar başlığıyla birlikte de buradaki haberi gördüğümüzü söyleyelim. Dolayısıyla biletlere zam yok haberiyle birlikte aslında ekonomi turumuzun böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Ekonomi gündeminde bu başlıklar bize karşıladı. Birazdan Ankara gündemini konuşacağız. Ankara gündeminin içerisinde açıklanan bu manifesto bize ne ifade ediyor? Ankara bu konuda nasıl bir tabloyu ortaya koyuyor? CHP ve MHP'nin bu noktada geldiği nokta neresi? Onun ayrıntıları üzerinde duracağız.